Hepinize merhaba. Bu videoda size lazer tedavisi sonrası tiroid ilaçları nasıl kesilebiliyor veya azaltılabiliyor, bunun mekanizmasını anlatacağım. Hastaların büyük bir bölümü ilaçları bir miktar bile azalsa çok mutlu oluyor. Aslında bu lazer tedavisinde veya benim yaptığım diğer tedavilerde amacım ilaçları kesmek değil, azaltmak değil, hastaların şikayetlerini ortadan kaldırmak. Ama doğal olarak ilaç azaltıldığı veya kesildiği zaman hastalar bundan oldukça mutlu oluyorlar. Bu postu özellikle buraya bırakıyorum, hastamın yazdığını. Bakın, 125'ten 25'e kadar düşüp ondan sonra da ilacı kesilen bir hasta. Çok çarpıcı olduğu için bunu buraya yerleştiriyorum. 125 çok yüksek bir miktar ve oradan ilacın kesilmesinin nedeni tabii ki lazer tedavisinin olumlu etkileri. Ama bu nasıl oluyor? Şimdi bu lazer, epilasyon lazerinin 1000 kat düşük dozlu, infrared yani kızıl ötesi bir ışın. 2 santim dokuya penetrasyonu var. Tiroid bezi de yüzeyel bir organ olduğu için bu lazer tiroide ulaşıyor, bu ışınlar. Işınların anti-enflamatuar etkisi var. Çünkü bu anti-enflamatuar etkisinden dolayı bütün lazer cihazları eklem ağrılarında kullanılıyor. Hem anti-enflamatuar etkisi hem de kanlanmayı arttırıcı etkisi orada tembel hale gelmiş hücreleri tekrar faaliyetine neden oluyor. Yani ölmüş olan hücreyi canlandırmıyor. Diyelim ki bir kişi Hashimoto zaman içerisinde hipotiroidiye girdi. TSH'ı çok yüksek görünce 40-50 gibi, T4 aslında çok düşük olmamasına karşın hekim arkadaşlar çok yüksek doz başlıyorlar. 75-100 gibi. Bunu da TSH'a bakarak yapıyorlar. Aslında T4 çok fazla düşük değil baktığınız zaman. Referansın alt sınırında veya alt sınırına dam birazcık daha aşağıya inmiş. Burada tabii ilaçlar daha düşük dozla başlansa ve takip edilse, o yüksek doz verilerek tembelleşen, yaralanan hücreler o yüksek dozda dışarıdan hormon girdiği için çalışmamayı tercih ediyorlar. Bir videoda anlattığım gibi olay başladı, Hashimoto başladı. Orada bir saldırı var. Bir sürü hücre orada yere düşmüş. Bunların bir bölümü ölü, bir bölümü ise yaralı. İşte o yaralı hücreler tekrar ayağa kalkabilir. Lazerde bu yaralı hücreleri, ilaç verilmesiyle tembelleşen hücreleri canlandırıyor. Yoksa ölü hücreye yapabileceği bir şey yok, hiçbir yöntemi yok. Ölmüş, bitmiş artık o. Bunun için de 125'i bıraktırabiliyoruz. Yani 125 zaten hasta bir şekilde yavaş yavaş arttırıldığı için tolere etmiş, normalde ciddi çarpıntı da yapması gerekiyor. Yapmamış hastada 125'i hep kullanmış ve bu tembelleşen hücrelerde lazer tedavisiyle tekrar canlanıp kanlanması da arttığı için çalışmaya başlamış. Mekanizma bu. Ölü hücreyi canlandırmaz ama lüzumsuz ilaç kullanarak orada tembelleşen hücreleri tekrar canlandırır, kanlanmayı arttırarak. Bu da kalıcı bir etkidir. Bir de bazı grupta da hastalar mesela kilo veriyorlar. Kilo verince doğal olarak ihtiyacı olan hormon miktarı azalıyor. Bu şekilde de siz ilacı azaltabiliyorsunuz. Onun için bağlayıcı olan burada T4'tür. Çünkü tiroid bezi %85-90 T4 sentezler. Kullanılan ilaçlar da T4'tür. TSH burada bir bağlantı kopukluğu olduğu için beyinden sentezleniyor ve T4'teki değişikliklere göre hareket ediyor. Hep anlattığım gibi TSH'a bağlı kalırsak biz lüzumsuz hep ilaçları arttırırız. İşte lazer sonrası da zaten bu ilaçları azaltma veya bıraktırma nedeni de hep gereksiz ilaçla tembelleştirilen hücrelerin anti-enflamatuar etkiyle, kanlanmayı arttırıcı etkiyle azaltılması veya kesilmesi. Lazer yaptığımız hastaların %95'inde mutlaka ilaç dozlarında azalma veya kesme oluyor. %5'lik bir grupta ise ilaçlar
lazerin dozları değişmiyor ama zaten dediğim gibi lazerin ve bu tedavilerin, antioksidan tedavilerin amacı hastanın şikayetlerini ortadan kaldırmak veya minimalize etmek. Bu videoda size lazer tedavisi sonrası Hashimoto'da ilaç dozlarının azaltılması veya kesilmesinin mekanizmasını anlattım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.